Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir tıraş videosuyla karşınızdayım. Şubat ayının ikinci tıraş videosunda hemen şu anda elimde görmüş olduğunuz MEMS tıraş sisteminin Matrix 3 tıraş bıçağıyla tıraş olacağım. Bunu ben BİM'den aldım. BİM'de satılan bir seri bu. Daha önce bir kere daha incelemiştim bu üründen. O daha farklı bir modeldi. Yine MEMS'indi ama daha farklı bir sistemdi bu. Böyle dörtlü paket halinde satılıyor. Bunu da 15 lira gibi bir fiyata almıştım. Yanlış hatırlamıyorsam eğer. Biliyorsunuz bu tarz tıraş videolarım devam ediyor ve işte BİM'den, A101'den, şuradan buradan, internetten buldum tıraş bıçaklarını ki bunu da sizin önerinizle aldığım modellerden bir tanesi bu. Yine bu kanalda, bu videolarda inceliyorum. Her ay iki tane inceliyoruz. Bu ayın ikinci videosu da buradan gelmiş olacak arkadaşlar. Şimdi bunlar tabii ki biliyorsunuz hani uygun fiyatlıyla ortaya çıkan ürünler. İşte 3 bıçaklı diyor. İçinden 4 tane ürün çıkıyor bu kutudan. 3 bıçaklı birazcık şeye benzettim ben hani. İşte Blue 3'e falan rakip olabilecek bir ürün bu. Tabii ki ona rakip olur olmaz ayrı tartışma konusu. Ama ürünümüz işte bu şekilde elimizde. Şimdi bunu ben bir açayım kutusunu. Şuradan açın diyor. Şöyle bir yeri de var. Bakalım. Ha, evet kolayca açılıyor bu arada. Şöyle gördünüz. Bunların bazıları biliyorsun çok zor açılıyor. Parmağımızı falan hasar verme ihtimali oluyor. Şöyle araladık. Çok da açmayayım. Bir tane alacağım zaten içinden. Şöyle alayım çıkardım. Kalanlarını kenara koyuyorum. Şöyle biz oynar başlık dediği şey şu. Arkadaşlar şöyle göstermiş olayım. Şöyle şöyle oynuyor. Şunu da çıkartalım. Bu plastik korumasını da çıkaralım. Biraz evet çıkarttık. Şuraya koyduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Oynuyor mu? Evet oynuyor. Basit bir mekanizma var. Hatta böyle kendi kendine de çıkar gibi geliyor bu. Bu biraz böyle kulon at tarzında bir ürün. Hani bir çıkması mutması yok ama muhtemelen bu 3 bıçaklı beni tahmini olarak söylüyorum. 4 ya da 5 kez tıraş eder. Haftada ortalama bir kez tıraş alıyorum ben arkadaşlar. 4-5 kez tıraş eder gibi geliyor bana. Onun dışında hani bir numarası yok. Böyle gibi plastik. Hani tutması şu kısımları birazcık böyle şey yapılmış. Şuraları kaymasını engelleyecek bir malzeme. Daha yumuşak bir plastik. Diğer yerler sert plastik. Oynama sistemi şöyle. Kafamız şöyle şöyle oynuyor. Onun dışında da hani tabiri caizse bir numarası yok. Şimdi yüzümü ıslatayım. Soğuk suyla tıraş oluyorum. Bunu eleştiren bazı arkadaşlar oldu. Ama soğuk su performansını merak ediyorum ben. Sıcak suda zaten 3 aşağı 5 yukarı iyi tıraş yapıyorlar. Onu söylemiş olayım. Yüzümü ıslatacağım ve karşınızda olacağım hemen. Evet şimdi yüzümü ıslattım. Gayet güzel bir şekilde. Bu sefer ProRaso'yu kullanıyorum. Tıraş köpüğü ve daha doğrusu sabun olarak. Birazcık ben çalışmıştım şöyle. Bunun nasıl yapıldığını söylemiştim size. Bol miktarda köpük yüklüyorsunuz tıraş fırçamıza. Ondan sonra yükledikten sonra sabunu böyle burada böyle güzelce çırpıyorsunuz arkadaşlar. Bu böyle krem şanti kıvamında ve üzerinde hava boşlukları kalmayacak bir hale gelene kadar şöyle köpürtüyoruz. Şimdi geldik bakın. Şöyle göstermiş olayım. Krem şanti gibi böyle hop. İnsanın yiyesi geliyor ama tabii yenmiyor bu arkadaşlar. Güzelce böyle tıraş köpüğümüzü şimdi şöyle alalım. Güzelce yap, yedirmek önemli. Tabii arkadaşlar güzel tıraş olmak istiyorsanız böyle banyodan sonra sakallarınız iyice yumuşadıktan sonra olmanız daha güzel olacaktır. Böyle keyifli, keyfine vara vara tıraş olursunuz bu şekilde. Ben bu arada burnuma da sokmayı başardım. Tıraş köpüğünü. Şöyle güzelce yedirelim. Bu önemli çünkü tıraşın kalitesini bu köpüğün kalitesi ve köpüğün miktarı da belirliyor arkadaşlar. Şimdi bıçağımızı da ıslattık ve tıraşımıza basayalım bismillah diyerek. Evet ilk izlenim fena değil. Hafif bir çekme oldu. Onu hissettim. Thank you.
Evet arkadaşlar, tıraş bitti. Şöyle burnumda biraz kalmıştı. Onları sileyim. Fena olmadı. Çok hafif bir yanma oldu açıkçası. Ama şöyle bakayım. Buralarda filan bir sıkıntı yok gibi görülüyor. Hatta buralar biraz kalmış. Onları biraz kendimiz alalım şöyle. Gözümden kaçmış daha doğrusu. Çünkü sabunlu yerler kalmış. Yani bir yanma kesik filan şu an görmüyorum. Bakayım şöyle dikkatlice. Yok. Şu anda bir yanma kesik yok. Ve fena da değil. Hani fiyatına göre yaklaşık 3,5 liraya, 3,5 liraya falan geliyor tanesi. Fena bir his vermedi. Yüzümü yıkayayım, tekrar karşınızda olacağım. Evet, dilelim Mans'ın puanlamasını. Şimdi ben beğendim, öyle söyleyeyim. Öyle, öyle aşırı bir sinek kaydı değil. Evet, böyle dokunduğum zaman, mesela tersten baktığım zaman bayağı bir böyle patır patır geliyor elime. Ama hani fiyatına göre değerlendirsek fena değil. Bir puan kırıyorum, bir kalp kırıyorum ama yani bence yeterli bir tıraş kalitesini sunduğunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Söylediğim gibi bir puan da hani böyle çok şey değil. Çok sinek kaydı yapmadığı için kırıyorum. Onun dışında gayet de başarılı. Ama tabii şey konusu biraz şüpheli. Hani kaç kez tıraş alabiliriz bununla ya da böyle Blue 3 gibi uzun ömürlü olur mu ve 5-6 tıraşa gider mi? Orası biraz bana muallakta geldi. Ama yapıyor mu? Yapıyor. Evet, tıraş olduk mu? Olduk. Yani şöyle yaptığın zaman sorun yok ama tersten alırsanız şöyle bir elinize bir şey geliyor. Böyle bir engebeli bir sistem geliyor. Onun dışında güzel ama. Bu Mans'ın Matrix 3 tıraş bıçağına verdiğim puan da bu şekilde olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Büyük bir merakla beklediğiniz, çok da yorum yaptığınız yeni bir tıraş videosunun daha sonuna geldik. Bu videoda hemen şöyle elimde görmüş olduğunuz Mans'ın Matrix 3 tıraş bıçağını inceledim. Bu ürünle ilgili ya da incelememi istediğiniz başka ürünlerle ilgili yorumlarınız varsa, ki çok oluyor görüyorum, videonun altında paylaşabilirsiniz. Ben yeni yeni gönderi paylaşmaya da başladım. Böyle fotoğraflar, aldığım ürünleri vesaireleri paylaşıyorum. Onlara da yorum yazıyorsunuz. Hepsini okuyorum. Hepsini değerlendiriyorum arkadaşlar. Tıraş kanalına çevirmemi isteyenler var kanala ama o kadar hayalim yok. Çünkü 6 video çekiyorum. Ben hafta ayda 4 kez tıraş oluyorum. Yani ayda 6 video çekip 6 kez tıraş olma imkanım olmayacağı için o yüzden hani tıraş kanalına çevirmek pek istemiyorum. Teknoloji tarafında da videolarım var. Onları da izleyin. Onlara da yorum yapın. Biliyorum tıraş videolarını çok seviyorsunuz. Ama söylediğim gibi ayda 2 tane gelecek. Gelmeye devam edecek. Siz yorum yapmaya devam edin. Türkiye'deki en çok tıraş makinesi inceleyen ve en çok yorum alan kişilerden birisi olma yolunda da hızlı ilerliyorum. Zaten tıraş makinesi inceleyen yok da hani bu şekilde düzenli olarak yapan yok. Benim 19 ya da 20 tane ürün olduğu gibi tahmin ediyorum. Yani 19 video var ama bir iki tanesi tam tıraş olma videosu olmayabilir. Kaç kez tıraş olur falan gibi videolar çekmiştim. Yani 15 diyebiliriz. 15 tane en az 15 tane tıraş makinesi incelemişim bugüne kadar kanalımda. Bunlar devam edecek, artacak. Sizin desteklerinizle, yorumlarınızla yorum yapmaya devam edin. Abone olmaya devam edin. Instagram'dan, Twitter'dan da, şuradan da, buradan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.